Ya sen niye havlıyorsun kesme? Ne yapıyorsun? Kesmer kokluyor uygunsa. Merhabalar İbrahim ben. Merhabalar. Merhaba, hoş geldin. Benim ellerim ıslak. Ben merhaba. Şöyle bir hoş geldin. Merhabalar. Merhaba Furkan. Aa, merhaba. Merhabalar. Merhabalar İbrahim. Baba merhabalar. Merhabalar. Eyvallah, hoş geldiniz. Elim boş gelmedin, tatlı getirdin. Eyvallah. Yani, çok sağ olun. Yani ne beğenirsiniz inşallah. Beğeniriz, beğeniriz. Beğeniriz. Merhabalar abi. Pardon, özür dilerim. Çok iyiymiş ya. Çok güzelmiş. Buyurun. Şu an var ya, her şey o kadar yabancıyım ki. Yani böyle biraz böyle bir şey oldum. Çok biraz iyi. Yalnız bunlarla karşılamamız biraz kötü olmuş ama. Yok, çok iyi, çok iyi. Nacizane küçük evimiz. Ya çok iyi gözüküyor ama, biliyor musun? Ne yapıyorsun? Nasılsın abi, nasılsın? Allah. İyidir abi, sizden ne haber? Hoş geldiniz. İyidir, ne olsun. Merhabalar. Merhabalar. Vallahi çok, benim için çok iyi, güzel bir deneyim yani. Evet. Çok acayip, ben çok enteresan. Demin aşağıda kurgu odasını görüyorum, bir şeyler falan. Acayip bir dünya. Sizin kurgudan büyük mü, küçük mü? Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bir aynı yani neredeyse yani. Şey değil yani, böyle çok büyük bir farkı falan böyle. Evet evet yani. Baya yani. Şey yani. Baya aşağıda böyle duruyor. Kurgu odasında sauna var mesela. Evet. O çok aynen. Enteresan. O enteresan değil mi? Hani ucundan kıyısından hani biliyorum tabii hani gamer olayını falan filan tabii de hani şeyi tabii biz bir tık daha hani şey oluyoruz. Hani tam nasıl diyeyim? Biz 90'lar nesliyiz ya böyle. Evet. Bilmiyorum sizin yaşlar ne kaç durumda. Sana, ben 83'lüyüm. Çok mu yaşlıyım size göre? 90'lar dedin de 1970'ten olmuştu. Baba seni hatırlıyorum ya. Arda Turan skeci yapmıştın değil mi sen? Yapmıştım abi. Evet. Seni neyse çıkışta şey yapacağız. Çok iyiydi biliyor musun? Eyvallah abi, çok sağ ol. Ya yemin ediyorum bayıldık ya. Müthiş abi, yani. Eyvallah abi. Müthişti. 90'lardan bir figan var. Ha, 90. Ben 90'dan. Yok, 87'liyim ben. Ya yani sizin yaşınızla ilgili şey yapmayalım da bana yüklenelim daha çok. Ama şey yani bizim zamanımızda ne bileyim gamer konusu Atari salonuydu da. Hani biz de ver tur geçeyim diyen hani gamer'dı yani. Hmm. Ama şimdi başka bir boyutta. Acayip bir şey abi. Aşağıda baktım. Şu an 15 bin kişi izliyor şu anda. Evet. Canlı olarak. Chat diyorlar sonra. Chat'e selam. Ne oynadığımızı gördün mü? 5 kadar çıktık işte. Ya inanılmaz. Bayağı böyle 4-5 saat 45 bin izledi yani. Aynen. Mükemmeldi. Acayip ya. Yani böyle başka bir dünya oluyor. İşte bu e-sports var. İşte sizin zaten programda Supermassive'den gelmişti. Supermassive çıkmıştı. Ya öyle bir program oldu ki yani biz o gün yoğun bir programda evet, masada evet. Çok kalabalıktı. Biz arkadaşları tribünde ağırladık. Fanları delirdi, nasıl tribünde ağırlarsınız masada hani. Böyle bir kitleyi ilk defa yani böyle evet. Şey olduk. Bizde yani finalleri basketbol salonunda falan evet, yapılıyor evet. Falan yani çok acayip bir dünya. Biz de aslında şeyiz. Yani yeni yeni tanıyoruz gibi yani. Evet, evet. Türkiye'de zaten çok yeni yeni. İçine girmediğimiz zaman. Anlaşılmıyor dışarıdan böyle ilgilenmeyen birisi için. Ya aslında evet. Şöyle bir şey var. Tabii ki de yani ben yani biz bu mesleği yapıyorsun işte hani biz işte komediyiz. Yani bu mesleği yapıyorsan herkesi anlamak zorundasın evet. Aslında. Yani değişime ayak uydurmak zorundasın yoksa hani hı-hı. Bu işlerde demode kalırsın yani. Aynen. Ve artık zaman o kadar hızlı ilerliyor ki hani demode kalmak hı-hı. Çok kolay. Çabuk yani. Yani. Hani yarın çok böyle demode kalırsın. O yüzden aslında hep bir tarafından dahil olmaya ve yakalamaya çalışıyoruz. İşte YouTuber'lar bakıyoruz. Senin Enes Batur olayını biliyorum, gördüm. Evet. Ve o video o videoyu gördüm ama senin şeyi çok hoşuma gitti. Bakışlar böyle. Enes şöyle bir bakış ona. Ya bakış çok yani. Kavga öncesi bakış. Ya ben öyle bir baktım hani işte House of Gamers falan filan hani şimdi söylenince hani abi gelir misin falan filan. Böyle bir merak ettim hani içeriğini. O olay çok herhalde evet. Şey bir olay olmuş. Trendlere ama bakış çok iyiydi yani böyle yandan kesme. Öyle bir şey var. Bizde işte film döneminde mesela Orkun Işıtmak. Evet. Orkun bizim 16 yaşındayken daha yeni yeni başlamışken 3 adama gelmişti. 3 adamla beraber şey yaptık. Danzo Kuduru'yu söyleyen abi gelmişti. Danzo Kuduru'yu Türkçe sözlerle söylemiştik. O zaman o geyik vardı. O zaman çok küçüktü yani Orkun 16 yaşında. Şimdi Yol Arkadaşım filminde de Orkun'la bir video daha çektik gördüm falan. Gördüm onu. Ben de gördüm. Hatta yorumlarla şeyde de yorumlarla, geçen gün de böyle çok garip bir olay yaşamış böyle tarla başında. Bir evet, boks. Ya böyle bugün şeye baktım, videosuna baktım da tarla başında öyle olmuş falan. Eleman geliyor, burası tarla başı ulan deyip gözüne koyuyor falan. Bayağı dedim herifin gözüne konum atmış dedim ya böyle. Tarla başı ulan diye buraya koydu böyle yani. Çok acayip bir kafa evet, yani evet. Onu yapıyor bir şey falan.
Ama acayip bir kitleleri var yani. Sizin de öyledir mutlaka. Hani var bir popülarite durumu var. Yani dediğim gibi böyle yazılar gösteriyor, okuyor falan, çok acayip. Yani yurt dışında çok daha fazla. Aslında Türkiye'de bu geri kalmış hali. Aslında yani kocaman bir sektör yani. Tabii, inanılmaz bir sektör. Ya gamer'ın genel tanımı ne mesela? Gamer. Oyuncu. Oyun oynayan. Hayır, oyuncu. Hayır, sanal, o anlamda ne? Anladım. Sadece bilgisayar aslında değil mi yani? Oyun. Aslında evet, oyun. Yani oyun. Sadece sanal sadece değil, real life'da da oyunu seven. Aslında böyle yani mesela kıraathanedeki dayılar da gamer olabiliyor aslında o kafada. O kafaya. Ya o değil tabii de. Hayır öyle, öyle oyuncu değil evet. Aklım hemen sürekli pişmirik oynayan. Yani böyle daha çok yani detay şey, oyunda detayı arayan. Hani ya yani o basic oyunlar değil de işte Monopoly falan bilmem ne değil de. Değil tabii. Hani oyunda detayı arayan kişilere bence gamer asıl. Yani gamer denince hani böyle bir title oluşuyor ya. Bence hayatının evet her döneminde mutlaka oyun oynayan. Oyun oynayan. Evet. Bundan vazgeçemeyen, evet, bilgisayar başından kalkamayan. Yani o olmadığı hani zaman eksiklik hisseden insanlar gamer. Gamer'dır. Hayatlarına yani oyun katmış evet insanlar. Aynen. Title olarak onu çok acayip ya. Yani. Şu, mesela şu an şeyi o demin bahsettiğimiz chat'i ekrana verdiler. Şu an sub modda. Twitch'in olayı bu arada şey, interaktif olmuş. Yani siz burada ne sorsanız oradan cevabını veya merak ettikleri şeyleri okuyup görebilirsiniz. O şekilde. Aa şahane. Chat. Ya muhteşem ya. Yani bence bir açalım mı? Böyle mi kas? Ya yayıncılığın bizden bahsediyor beyler yazmış. Açıklar. Hani YouTuber'lardan farkımız selam bence veriyorlar bu. Anlık evet reaksiyon İbo alabiliyoruz. Ebo. Anlık tepki alabiliyoruz yani evet sürekli. Ya mesela İbo Kalp yazıyorlar. Seha diyorlar mesela şu anda. Selam veriyorlar. Herkese selam. Bütün chat'e selam. Chat diyor değil mi? Chat evet, diyor. Chat'e selam. Çok şey değişik emojileri falan filan oluyor görüyorum. Evet, evet. Bir aşağıda bir gösterdiler. Sizin hatta nicklerinizi dedi ki dedi tahmin bana et. Rici Efe dedi tahmin ki tahmin et. Böyle bir şey yapıyorsunuz değil evet mi? Emrah Kaman yapmış dedi. Yaptı mı? Bilmişti ama. Hepsini bildi. Ama o biraz ama muhabbet ettikten sonra bakmayalım yapmıştı. Evet, bir saat evet falan muhabbet ettikten sonra. Aynen. Ama bir saat muhabbet ettikten sonra herkes tahmin ediyor. Yani tahmin etmeye çalışırsın da. Ben şimdi İsimleri bile şu anda tam hafızamda manım. Bir de o bayağı hikayelerimizde. Casper vardı burada mesela. Casper elendi şu an. Casper'ı da şaşırtmak aynen için. Direkt Casper'ı bir. Casper gitti. Evet. Mesela Levo. Levo kim olabilir acaba? Bu daha eğlenceli olacak bence. En baştan. Değil mi? En baştan çok daha iyi yani. Evet. Ben var ya hiçbirini... Ve o şey de güzel bir challenge yani ama. Hiçbirini bilememek de iyi bence. Değil mi? Aslında hiç tutturamam. Normali o olması lazım. Çünkü hiçbir fikriniz olmaması evet lazım. Evet yok yani. Gerçekten. Levo... Levo sen misin? Bilmem. Hayır. Değil hayır mi? Bilmem. Hayır. Değil. Tamam Levo'ya döneceğim tekrar. Kaldı 6 kişi abi hadi. Hepsine sen misin nerede? Bir şekilde seni bulacağım ya. Yani. O zaman Levo sensin. Bilmiyorum. 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 Hayır yani hayır. Hayır olduğunu tutturamadığında söyleyeyim. Bence onu birazdan yapalım. Bence şey de bu şey. Kesin ya yapalım yani. Kendini müzisyen burada şey enteresan. Vıtıcın kim mesela? Vıtıcın. En çok hoşuma gitti Vıtıcın. Çok güzel bir. Abi öyle yazmışlar bu arada. Aynen Vıtıcın yazıyor. Gerçekten Vıtıcın yazıyor. Bilmiyorum Vıtıcın mı? Vıtıcın yazmışlar. Vıtıcın yani Vıtıcın. Bakayım evet. Vıtıcın da yani okunuşu öyle. TCN normalde. Yani W. TCN ama oku Vıtıcın diye. Aa, Vıtıcın çok iyiymiş ama. Böyle Emre daha güzel. Emre abi şöyle yapmıştı. Oyunu söylemeden direkt ismi söyledi. Bakanı olunca olduğunu anladı. Şahaneymiş. Ben tabii hiç direkt mal gibi sen misin falan. Hiç olmadı bende yani. Çok acayip. Söyleyelim mi madem? Kim kim diye. Kim kim? Yok yok tamam. Yok yok. Ya, tamam, ben, tamam, ara, tamam. Ben muhabbetin arasında diyeceğim. Sen şusun falan. Tamam. Hani bütün muhabbeti yedirelim yani. Aynen. Abi sizin hani nedir, ne kadardır buradasınız? Burada mı yaşıyorsunuz? Kalan evet, bizim 21 oldu. 21 gündür 20 burada yaşıyoruz. 20 mi 21 mi? 21 olması lazım. 20, evet. Bugün 21. gün. 21. gündeyiz. 9 günümüz kaldı. Bir ay buradayız. 9 gün sonra final. Aynen. Evet. Yani. Final şeyine, ödülüne... Gizemli hala. Onu hala geçen hafta söyleyeceklerdi ama hala belli değil. Bu hafta. Ha, bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz hala belli değil. Kimse biri çıkıp ödül yok ya dağılın desin. Baya böyle. Aynen. Çikolata getirdikleri. Evet evet. Yok iyi bir ödül var. Ben bir inceden bir muhabbeti döndü aşağıda ama nasıl bana yani mı söylemiyor? Bir dakika. Yok söylemeyeceğim. Söylemişlerdi. Bütün şeyi bozmayayım. Ya bana bir şey söylediler ama güzel bir ödül yani. Hani kaç çanta? Ben çünkü şey dedim, oda var mı boş falan dedim. Hani ben de kalayım falan. Yemedi yani. Güzel ödül. Kaç yani bavul? Ha? Kaç bavul? Onu bilmiyorum. Hesaplayalım oradan. Şimdi 9 gün kaldı değil mi? 9 gün bir kaldı. Bir kişi kazanacak değil mi? Bir kişi kazanacak. Evet. Aynen. Totalde bu kadar mısınız? Bu kadar. Bir Ece var. Ece'nin annesi benim şu an annesi rahatsızlandı. Bu gecelik yok. Ha geçmiş olsun. Bir kişi daha var.
Yani aslında biz sadece bir de bilgisayar oyunu yok yani şey burada. Şey de oluyor. Hafta sonları parkur oyunları oynuyoruz mesela. Survivor tarzı. Ha bu çok enteresan ya. Güzelliği falan bir o aslında. Günün özetini izletsek mi acaba bir? Bir küçük günün özeti. Evet, hani günün nasıl özeti, geçiyor, ne yapıyoruz? Geldiğinde. İçinde parkurun mu oldu? Var. YouTube'da her sürekli özeti. Her günün özeti oluyor. Abi bizde mesela sizde şey mi oluyor? Mesela size reji ne yapacağınızı söylüyor ya. Biz burada rejiye ne yapacağını söylüyoruz. Evet, şunu yani, yapacağız, bunu yapacağız. Şöyle, ona göre. Reji, günün özetini aç diyoruz. Tak diye açılıyor mu? Kovuluyorum sonra. Çıkarıyorlar. Ya şey çok acayip yani. Hani eyvah. Survivor da enteresanmış. Oradan ne tarz oyunlar oluyor? Yani tam olarak Survivor'ın zorluğu ya, yok tabii. Sonuçta gamer'ız, antalız. Tahtanın üstünde şöyle şöyle yapmak var. Ama mesela ilk parkur şeydi. Survivor parkuru gibi. Kondisyona dayalı bir parkur. Ama biraz daha easyleştirilmiş, kolaylaştırılmış haliydi. Öyle bir parkur var. Dışarıda yapmıştık. En son hafta burada yaptık. Bir tane demir, işte halkayı demir çubuktan geçirdik öyle falan böyle. Vardı ya. Üstüne silindirleri şey yaptık. Hani zor. Gerçekten oyunlar zor. Ve zevkli puzzle yaptık mesela. Puzzle kutularını işte yaptık, birleştirdik falan. Onların puanlaması oluyor. Ev içinde birbirimize puan veriyoruz. Aynı zamanda halk oylaması oluyor. Bu üç puanın birleşiminde de haftanın birincileri çıkıyor. En sonunda bütün hepsinin, bütün haftaların birincisi. Furkan abi dedi abi. Gayipten. Ne dedim ben ya? İnkar etme abi. Ne dedim abi, ben dedim. Kesbir konuşuyor. Abi Kesbir'i sinirlendirdin şu an. Ama bu çok acayipmiş ya. Birden evden bir ses geliyor. Arkamdan mı konuşuyorsun? Evet, herkes buna şaşırıyor. Şahaneymiş ya. İlk geldiğimizde çok garipti o ilk günler. Ha? Alışamıyorsun ilk günlerde çünkü. Artık alıştık ama. Bilmiyorduk ya. Öyle bir şey olduğunu bile bilmiyorduk. O aniden şey olursun ya. Bir anda biri konuşuyordu. Bazen geldi, burada sohbet geç, ediyoruz. Reji sohbete katılıyor falan. Aynen. Son zamanlarda istiyor o da bu gelmeyi. Gelesi var ya. Bizi kılıyor gibi. O sonunda ben kazandım falan demezsin hiç ben sana. Hani o kadar işin içindeyse. Ya çok enteresan. Peki siz şey yapıyor musunuz? Hani ne bileyim bu gamer meselesinde hani ya hedefim bu. Ben aslında sıfırdan biri soruyorum. Ben böyle talk show yapıyormuş gibi olmuyorum yani da. Ya şu an gamer hani içinde ama biraz şey oluyor. Ayrıntılandırılıyor. Mesela biz yayıncıyız. Yayıncı olan gamerlarız. İşte bunun profesyonel oyuncuları var. Size gelenler, Supermassive ekibi. Değil mi? Onlar ben başka. Eskiden profesyonel oyuncuydum. Profesyonel oyunculuğu bıraktım. LoL'de gene profesyonel oyuncuydum. Şimdi yayıncıyım. Yayın profesyonel yapıyorum. Oyunculuk çünkü çok kısa sürüyor galiba değil mi? Tabii hem yaşla da ilgili. Yaş olarak mesela profesyonel oyuncu artık olgunlaşmış dediğiniz yaş hangisi? 24-25. Vay be, hani tecrübe Emre Belezoğlu falan. Ama Türkiye'de tabii daha fazla. O 30'a kadar gider yani. Yani yurt dışında Kore'de falan mesela 23 yaşına gelindi mi? Emekli oluyorsun. Emekli oluyorlar. Abi emekli oluyorlar. Kore'de kız tabii başka bir şey. El göz koordinasyonu çünkü yaş ilerledikçe biraz daha düşüyor refleksler vesaire. O yüzden sıkıntı oldu. Ya düşün 23. Bizde şey vardır kesin yani. Ağza sigaran 30 yaşında böyle artık. Oğlum durun lan falan. Şey de vardır ya, hala internet kafede takılan dayılar böyle. Bizde o kafa var. O yüzden biz 30'a kadar zorlarız böyle. Kötü de olsa. Ya. Abi kötüsün. Bırakın lan bana. Çok iyiymiş ya. Biz yayıncıyız ya. Biz genelde her oyunu oynuyoruz. İnsanlarla beraber iletişim halinde oynuyoruz. İnsanları eğlendirmeye yönelik daha çok. Yani anladım ben bir iki tane. Talk show'un bir gamer versiyonu. Oynuyorsunuz. Aslında oyunun durum triklerini de görüyorsunuz. Bir şeyler izlettiriyoruz. Var. İzlettiriyoruz. İzlettiriyorsunuz. Böyle oynanıyor falan. Bir taraftan da muhabbet, sohbet ediyorsunuz falan. Abi süpermiş. Keşke bizim dönemimizde de olsaydı ya. Değil mi? Çok iyiymiş yani. Hani biz böyle mal gibi oynuyorduk böyle. Hiçbir bilgi de yok. Ha, eskiden şimdi ben şimdi biraz FIFA falan oynuyorum yani. Hani fena değilim yani. Öyle çok iyi değilim ama fena değilim de. Şey gibi bir durum var yani. Böyle eskiden böyle hiçbir bilgi yoktu ya. Bir böyle dergisi oluyordu bazen. Aynen. Böyle bir oyun dergisi bulursun. Aynen. Oradan böyle bir oradan şey bulursun. Oradan bir iki bir şey okurdu. Şimdi çok acayip. Erişim sınırsız ya. Her şeye ulaşabiliyorsun. Yayıncı izliyorsun. Oradan öğreniyorsun. Ne bileyim e-spor müsabakaları. Oradaki insanlar bildiğiniz futbol maçı gibi şeyleri var. Analizcileri var. Yani oturuyorlar bir masada. Maçların analizini yapıyorlar işte. Şurada şöyle yapmalıydı. Burada böyle yapmalıydı diye. Yani normal tabii aşırı ilerlemiş durumda yani eskiye yani göre. Ya Oğuzhan işte bu Supermassive'in işte sahibi bizim arkadaşımız böyle. Onlar bir finale davet etmişlerdi. Ben o gün yetişemedim. Bir işim vardı da. Oğuzhan gitti de ya dedi inanılmaz bir şey. Ya, bayağı oyuncular tek tek çıkıyor. Seyirci çıldırıyor. Bir şeyler oluyor falan. Ya böyle yani sanki böyle bir bilim kurgu filminin içindeymişim gibi dedi. Yani böyle yepyeni bir dünya. Başka bir şey gibi duruyor falan tabii dedi. Kocaman bir dünya yani. Ama çok 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 eğlenceli de ya. Evet. Yani hani bir şimdi
tam o dünyanın içinde tabii tam giremiyorum işten güçten ama oyunu izlemek çok eğlenceli oluyor. Oyunu aslında oynayanın birinin olarak futboldan çok farklı değil bence. Kesinlikle hani öyle. Taraftarı var, işte ne bileyim hakemi var, işte sunucusu var. Aynı kafa aslında onun bilgisayar başında olanı. Aynen çok öyle. Farklı değil yani. Hayır, e-spor bir de şey gibi değil mi? Yani böyle sadece o Supermassive'in oyuna o League of Legends değil. Yok. Bütün oyunların ligi var değil mi böyle? Ya genelde en popüleri League of Legends olduğu için en çok o biliniyor. Aynen. En popüler o mu? Hı-hı. Ya multiplayer ve kompetitif yani rekabetçi yönelik oyunların hepsinin e-sporu var. Counter Strike'da var mı? Var. Bayağı onun ülkede bayağı. Eser olurdu mesela, çok iyi oynuyordu eski. 2-3 ay önce onun da böyle stadyumda bir şey oldu. Etkinliği oldu. Valla. Evet, aynen. Ve Türkiye takımlarından biri şu an bayağı dünyada başarı elde etmiş durumda. Space Wolves diye. Efendim. Sen orada evlenme teklif ettin galiba. Aynen. Evet. Aa. Aa, siz evleniyor musunuz? Onu açabiliyor muyuz ya? Yok, aa, biz abi. bu arada o stadyumda teklif ettim. Ferit sahnedeydi. Ferit'e mikrofonu verdim. O benim mikrofonu tuttu. İpek'e evlenme teklif etti. Aynen. Bu ekip olarak sahnedeydi. Mutluluklar diliyorum. Ya şahane, buraya girip hani gamer memur yine evlilik teklifi falan. Yine iş geleneksel bir yere gitti. Bu mesela şey gibi, orada böyle kendini evinde falan hissediyorsun. O kadar çok bu kitleyi böyle şeydik. Biz de onlardan biriydik. Yani. Ben mesela LoL oynamıyorum. TBF'ye gider maçları izlerim, aynı şekilde CS falan. Hani böyle çok böyle aileymiş gibi. Bir community var. Aynen. Herkesin evet, birbirini bildiği. Bildiği, tanıdığı. Evet. Ama süper ya, sizin bir aile olmanız da müthiş bir şey ya. Evet, gamer bir aile, yani çocuk olsa falan. Evet. En yakın zamanda 3 çocuk yapıp 5 kişi CS'ye gireceğiz. Çok iyi bir hedefmiş ya. Takım kuracağız. Ya çok şahane. Bu arada Efe abi oranın da yönetmeniydi. O ayarladı. Işığı, sesi, bilmem nesi falan. Aynen. Efe abi yaptı o işi de. Şahane. O organizasyon da çok iyiydi zaten. Evet. Aynen. Ya evlilikte gibi falan. Ya bambaşka bir dünya yani. Gece kalıyorsunuz değil mi burada? Kalıyoruz. Odalarımız. Odalarımız. Burası bizim evimiz. İşin yoksa ya, kal ya. Ya bizim kalırım. Yani. Ben bana. Onu kaldırın şunu. Onu yerine yatarım. Uyudu şu anda. Ya çok tatlı ya. Kalksana. Kesper. Kalk hadi oğlum. Kalk. Kalk yerine. Yatağına git. Kalk yerine hadi. Bir bakayım yani. Seveceğim mi, sevmeyeceğim mi? Ne lazım? Hadi bir baktın. Ne mi? Yemek var mı? Yok. Hiçbir şey. Bok mu var, kaldırıyorsun? Ya sen beni niye çağırdın? Ama bu yayıncılık meselesi hep bir yere gidiyor yani. Tabii onun yaş sınırı yok. Yok değil mi? Evet. Yani zaten sizin hedefinizde hani burada bir şeyler yapmak. Evet. İzletebildiğiniz yani, sürece. Var mı hani öyle televizyon bir şey yapayım televizyonda? Geliyor evlilik teklifi. Aha. Onun videosu var da. Ha. Evlilik teklifi geliyor. Birden ha, bana evlilik teklifi geliyor yani birden. Rejiden bana evlilik teklifi mi geliyor? Evet. Karışık ortalık, sıktı yerdekiler abi. Şu an çekememezlik yapılıyor burada. Güzel oynadık açıkçası. Biz orada sunuculuk yapıyoruz. Hani istediğimiz gibi başlayamadık. Çünkü sesten bit oldu anlaşılıyor. Belli birkaç tane spotumuz vardı açıkça. Ama onlara inemedik. Böyle bölge bölge lootladık ama oyunun sonunda bayağı güzel pozisyonlamayla ve hiç hallettik. Konuşamadım biliyor musun? Saçmaladım durdum yani. Bu arada 3 maç daha var. Üçünü de alacağınızı düşünüyor musunuz? Sen ne heyecanlandın bu ayağa bak. Sesim titriyor. 3 maç daha. Üçünü alamasak da gecenin sonunda kupayı almak ayağa istiyoruz. Ayağa bak ayağa. Şimdi şöyle bir şey var. Bu arada şöyle geçiyorum. Kafayı yardım herhalde. Yiyorsun abi. Açık ara zaten en çok destekçi sizde herhalde. Nedenini merak ediyorum diyeceğim. Yayıncı olduğumuz için tabii böyle bir şeyimiz de oluyor. Bir artı avantajımız. Şimdi PUBG oynadık. Saçmalıyorum. Ve böyle çok gergin bir işte. Özellikle burada böyle herkes yazıyor. Ne saçmalıyordu? Ben kafamda da aynısı atıyor diyor. Böyle capsleri falan var. Ve ne kadar zaman oldu bunu? Hani bu gerginlik cidden oyunda keyifli kılan şeylerden bir tanesi. 4-5 ay herhalde. Kız isteme de girdi. Yayıncı olduğunuz için de bilirsiniz. İşte böyle kalabalık. Ne diyorsun abi? Ya benim kafam var ya. Ağlayacağım biraz. Sizin hayır deme şansınız yoktur size. Abi niye kısa kesmedin? Kesemedin. Hani onları mutlu etme şansınız. Direkt çok sevdim izlediniz. Yok. Ferit'e veriyorum. Dur. Evet. Selamlar herkese. Ortasına Ferit'e veriyorum diyor. Mikrofonu bana. Ve büyük bir olay. İpek. Saçını da şöyle atsaydın da. Ya aynen, ne bileyim ben kameraya nasıl şey yaptığını. Gerçekten marjol şu anda. Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Saçtan gözlerim. İpek benimle evlenir misin? Ferit'e bak. Ben orada üzülüyorum, yalnızlık.